Bekir Azar, harita. Kuzey Irak'ta İsrail'in askeri üsleri var. Amerika, Irak'a girdikten sonra İsrail, Kuzey Irak'ta birçok askeri üs inşa etti. Amerikan askerlerinin de bu üslere yerleşip ortak operasyon yapılması konusunda anlaşmalar imzalandı. En formal askeri ve istihbarat üssü kombinasyonu olarak tanımlanan bu üslerde kalabalık bir İsrail ordusu yer alıyor. Peki İsrail gidip Kuzey Irak'ta neden askeri üsler kurdu? Çünkü bu üsler bölgeye hakim olma, operasyon ve İran'a karşı yapılacak casusluk faaliyetleri için hayati önem taşıyor. Kuzey Irak'ın hemen dibinde, İran sınırları içinde büyük bir Kürt nüfusu yaşıyor. Yani Tel Aviv en büyük düşman olarak gördüğü İran'ı karıştırıp, oradaki Kürtleri de ayırmak istiyor. Barzani tarafından iki gündür, biz referandum kararıyla bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit etmedik, asla böyle bir şey olamaz açıklamaları geliyor. Halbuki Kuzey Irak'ta İran'a yönelik casusluk faaliyetleri için kurulan İsrail üslerine verilen izin, Tahran'dan koparılıp Erbil'e bağlanacak Kürtler hayali sayesinde oldu. Barzani'nin İsrail'le kucak kucağı olması, referandum sonuçlarının hem Kuzey Irak'ta hem de Tel Aviv'de Rothschild meydanında kutlanması boşuna değil. Kuzey Irak'ta uzun vadede İran'dan gelecek toprak hayali de kafalarda ve gizli ajanda saklanıyor şimdilik. Yine Kuzey Irak'tan İsrail'in Hayfa limanına kadar uzanan, ancak kullanılmayan bir petrol boru hattı var. Onu çalıştırabilir miyiz planları da yapılıyor. Tel Aviv'den Barzani'ye milyonlarca dolar ve akıl yağıyor. CIA'nin yanı sıra Mossad da şu günlerde Barzani'yi yakın korumaya aldı. Tel Aviv'de yaşayan derin bir gazeteci dün Kuzey Irak'ta kurulacak Kürt devletiyle işin bitmeyeceğini yazıyor. Suriye'de Kürtlerin elde ettiği toprakların da Kuzey Irak'a bağlanacağını açıkça yazıyor. Ve perde arkasındaki planı açıklıyor. Suriye'deki Kürtlerle birleştikten sonra Kuzey Irak'taki Kürdistan'ın gerçek bağımsızlığı için tek yol var. Onu da gayet net bir şekilde anlatıyor. Suriye'de Akdeniz'e açılacak koridoru temin edecek petrole geçiş yolunu bulmaktır. Sadece Kerkük'te üretilen petrol, Irak'ın %40'lık üretimine denk geliyor. Tel Aviv'de oturan derin gazeteci, aslında Kürtler petrolü kendileri taşıyacak topraklara sahip olurlarsa, gerçek anlamda bağımsızlığa kavuşacaklar diyor. O petrol bugün Türkiye üzerinden boru hatlarıyla taşınıyor. Yani işin özü, Türkiye'yi devre dışı bırakacak şekilde, Suriye ve Irak'taki Kürtler birleşerek Akdeniz'e uzandığı gün, gerçek bağımsızlığın ortaya çıkacağını söylüyor adam. Oyunlar, tezgahlar, planlar artık açıkça deşifre ediliyor. Akıl net bir şekilde veriliyor. Yol haritaları çiziliyor. Türkiye, İran ve Rusya'nın Astana zirvesiyle Suriye'de silahların susması için yaptığı girişimlerin kolay sonuca gitmeyeceğini de gösteriyor bu planlar. O koridoru Kuzey Irak'tan Suriye'ye taşıyıp Akdeniz'e inmek ve Türkiye'yi devre dışı bırakmak uğruna daha çok provokasyonlar ve tezgahların olacağını gösteriyor. İsrail'in deli gibi istediği yolu açmak için Amerika Suriye'de kendini yırtıyor. Bölgede yeni çatışmaların ve oyunların işaretlerini alıyoruz. Yol haritalarını istihbarat örgütleri vasıtasıyla gazetecilere vererek duyuruyorlar. Nitekim bunlardan birine de 2013 tarihinde şahit olduk. New York Times analisti Robin Wright o tarihte bir harita yayınlayarak 5 Arap ülkesinden 14 yeni ülke doğacağını yazmıştı. Fışkıracak ülkelerin adı bile belliydi. Alevistan, Kürdistan, Sünnistan, Şiistan, Doğu Arabistan, Batı Arabistan, Kuzey Arabistan, Güney Arabistan, Vehhabi Arabistan, Güney Yemen, Kuzey Yemen, Sirenakya, Trablusgarp ve Fizan. Bunların çoğu şu anda gerçekleşmiş durumda. Suudi Arabistan, İran'la Yemen'de savaştırılarak zayıflatılıyor. Perde arkasında bu savaşın iki ülke topraklarına sıçraması için yoğun çaba harcanıyor. Suudi Arabistan yönetiminin Amerika ile daha yeni tam 380 milyar dolarlık silah ve ticaret anlaşması imzalaması boşuna değil. Aman bizi bölmeyin diye masaya konan bedeldir o. New York Times'ta yayımlanan aynı haritada kurulan Kürdistan toprakları Diyarbakır'ı da içine alıyordu. Kandan beslenen fitne odaklarına karşı gün birlik olma günü. İç siyasette tartışmalar olabilir ama dış politikada hepimizin ortak hareket etmesi gerekiyor. Dışarının ağzıyla konuşanlar şunu bilsin ki tarih onları ülkesine değil, yeni çizilmiş yabancı haritalara hizmet edenler olarak yazacak. Bekir Azar, Takvim.